Evet. Bulama mı? Orada var mı? Evet. Ben şey diye düşündüm. Demek yani bu döngünün eleman sayısının sonlu olmaması lazım. Yoksa işte eleman sayısı kıyasları başarılı. O zaman direkt doğal sayıda yani 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Harika fikir. Sıfırdan başlayalım istersen. 0, 1, 2, 3. Böyle gidiyorsun ha? Sonsuza kadar gidiyor böyle. Peki hangi eleman sıfıra geliyor? bir mantıkla gelmiyor. O zaman öten değil. Hem birebir hem öten olacak. Evet. Benim aklıma ilk önce tam sayılar kümesi geldi. Eğer tam sayılar kümesinde yani her sayıyı artı bir yaparsak sonsuza kadar Bravo. ilk başta dönmez. Çok iyi. Dolayısıyla tam sayılar kümesini ve doğal sayılar kümesini birbirine benzetmeye çalıştım. Evet. Bunu yapmak için de doğal sayılar kümesini yeniden düzenleyerek yazdım. Evet, güzel. Anladım. Yani, Tamam, anladım fikri. Tamam. Anladım fikri. Şimdi arkadaşınız diyor ki Simne'ye biraz zor geldi diyor. Simne'ye yerine Simze'yi alalım diyor. Simze'de var öyle bir eleman. Söyleyin bana. Z'nin bir permütasyonu hiçbir elemanı sabitlemesin. X artı değil mi? Burada F diyelim buna. F. Z'den Z'ye gidiyor. Ondan sonra X'i X artı 1'e getiriyor. Yani tam sayıda bir kaydırıyor. Değil mi? Şimdi efendim? X artı 2 de olabilirdi. X artı 2 de olabilirdi. O zaman çift sıralar giderdi. Tek sıra tek sıralar giderdi. Burada tek bir döngü var istersen. Şimdi sonraki fikir diyor ki Z ile N arasında bir fark yok diyor kümeler kurum açısından. Kümeler kurum olarak. Yani ama cebire bakarsan var tabii ki. Burada mesela burada bir halka yapısı var. Burada bir halka yapısı yok, değil mi? Elman negatifleri yok burada. Yani burada 3'ten 5 çıkarabilirsin ama burada 3'ten 5 çıkaramazsın. Yani cebir açısından farklı Z ile D. Ama kümeler kurum açısından aynı. Kümeler kurum açısından ha Z ha N. Z'yi yazalım böyle. Sıralı biçim yazalım. 0, 1, 2, 3, 4, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Şimdi bu arada doğal sayılar yazacağız. Pozitif sayıları sıfırdan büyük eşit sayıları iki katına götüreyim ki yer kalsın negatifleri. Burada 6'ya gidecek. Negatifleri de buraya götüreyim. Formül ne olacak? Buna da G diyelim. Değil mi? Görüyorsunuz ki N ile Z arasında bir eşleme var. Değil mi? Dolayısıyla kümeler kurum açısından arasında hiçbir fark yok. Toplamayı koyarsan tabii fark bulursun. Fark bulursun ama toplama falan olmuyor. Sadece küme olarak alıyoruz. Küme olarak N ile Z arasında fark yok. Ve simze ya da simne bu demek ki bunlar da aynı şeyler. Simne ile simze arasında bir fark yok. Olmaması lazım. Efendim büyüklüğü aynı. Büyüklüğü aynı diyebiliriz. Evet. Aynı sayıda elemanları var diyebiliriz. Evet. Yani bir anlamda öyle. Yani isterseniz N ile Z arasında bir sözlük var. ZC'den NC'ye. NC'den ZC'ye. Değil mi? Ne yapıyor o sözlük? G ne yapıyor? GN eşittir. Eğer N sıfırdan büyükse 2N'ye getiriyor. Sıfırdan küçükse ne yapıyor? Önce eksiyle çarpıyor. Ne yapıyor? Bir fazlasına oluyor galiba. Eksi 2 ne artı 1 galiba. Bakalım doğru mu? Yok, eksi 1. Ne eksi 1 ise 2 eksi 1 oluyor. Doğru. Ne eksi 2 ise 4 eksi 1 oluyor. 3 doğru. Ne eksi 3 ise 6 eksi 1 5 oluyor. Doğru. Eğer ne eksi 0 ise.
Şimdi bu sözcüğü kullanarak bu f'yi simleye dönüştürün. Buradan simleye dönüştüreceksiniz bunu. Simlenin bir elemanı. Burada bu eleman hiçbir bu simlenin bu elemanı hiçbir noktayı sabitlemiyor. Dolayısıyla çevirdiğiniz zaman bu sözcüğü kullanarak çevirdiğiniz zaman o da sabitlemeyecek. Değil mi? Yani masanın ne özellikleri varsa burada Türkiye'de table'ında o özellikleri var. Amerika'da. Değil mi? Tam çeviriyoruz. Ne kadar zaman vereyim bunun için? 10 dakikada bunun için veriyorum. Sen yaptın mı bunu? Evet. Ha? Buldun. Peki. Sen dinlen ya da sana başka bir soru sorayım. Gel. 10 dakika ara veriyorum.